Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Bu kadar kâfi. Çocukları hazırlayın, validemiz bizi bekler. Sultanım. Araba hazır mı? Hazır sultanım. Hürrem Sultan geldiler. Onu söylemeye geldim. Hürrem mi? Mühim bir mesele olduğunu söylediler. Gelsin. Sultanım. Hünkârım, bir arzunuz. Yaklaş Hürrem. Seni dinliyorum. Nedir bu mühim mesele? Yine Mahidevran'ı şikayet edeceksin. Onunla alakalı değil sultanım. Ben başka bir şey demeye geldim. Fakat bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Uzatma Hürrem. Nedir mevzu? İbrahim Paşa. Ne olmuş İbrahim Paşa'ya? Kendileriyle alakalı öyle bir şey. Sultanım. İbrahim. Bir şey mi oldu? Valide sultanımız. Rahmetine kavuştular.
Ey benim ay yüzlü validem. Gam dağında dert ile ah çeksem, inlememe uymak için dağlar göğüs geçirirler. Sen boyu salınan servinin ayağına, bu ciğerin kanı sular gibi ırmak olup çağlar. Ey benim gözleri eşsiz validem. Her kim güzelliğinin gül bahçesini görüp gönül bağlarsa, gözleri bulut gibi gözyaşı dökerek ağlar. Ey benim kederimin sultanı, cihanı kaplayan yağmur değil, akan gözyaşımdır. Gökyüzünde güm güm eden ahu vah ağlayışlarımdır. Ey benim kaderimin sultanı. Bu feleğin kenarında görünenleri şafağın başı sanma. Göğsün içinde yer yer çıkan her dem dumanımdır. Boynumu bükülmüş görüp hilal sanma. Feleğin kargasının elinden düşürdüğü kemiğimdir. Ey benim ay yüzlü validem. Köşkün gökyüzünden yücedir derler. Elimde bir ah kemendi, çıkılan merdivenimdir. Kabul et Süleyman. Dünya bir hayaldir.
soluduğun hava, bastığın toprak, içtiğin su, yandığın ateş hayaldir. Daim sanma. Kabul et. Her kim dalmışsa bu hayale elbet uyanacaktır bir gün. Sultan olsan kâr etmez. Hakikatin ırmağında herkes üryandır. Dünya bağında vefa kokusu olmadığı için vücudunda yaraların yer yer açan gül olduğunu kabul et. Ey gönül, bu dünya evinin manzarasını gördüğünü kabul et. Tutalım, Feridun olup dünyayı baştan başa gezdim. Rüstem olup alemde bu dünyanın pençesini vurduğunu kabul et. Bugün yücelik meydanında istediğin gibi oklar atıp devlet yayını çekmek için elinde kurduğunu kabul et. Dünya ülkesinde İskender ve Hızır olup ömür sürdüğünü kabul et. Kendinin dünya tahtının Süleyman'ı olduğunu kabul et. Ancak sonunda taht, taç ve saltanat yok olur. Bu mülkün sonu yaprak dökümüdür. Zira ecel vakti ulaşır. Kabul et Süleyman. Dünya bir hayaldir. Soluduğun hava, bastığın toprak, içtiğin su, yandığın ateş hayaldir. Daim sanma. Sultan kere sultan olsan kâr etmez. Hakikatin ırmağında herkes üryandır. Süleyman. Günlerdir ne sesini duydum, ne yüzünü gördüm. Benim canımın sultanı. Seni bu halde gördükçe aldığım her nefes beni kahrediyor. Ne vakit bitecek bu yaz? Hürrem'im, hadiseler denizi en gizli dalgamı vursa da bir yana, Allah'a şükür ki aşkına limanı sığınaktır bana. Güzel hatun. Sultanım, hoş geldin. Ben de seninle görüşmek istiyordum. Bir şey mi oldu? Mustafa'mın sancağı çıkmasıyla alakalı hazırlıklar ne durumda? Malum. 3 gün sonra yola revan olacak. Bütün hazırlıklar tamam sultanım. Bizzat alakadar oluyorum. Güzel. Aman bir eksik olmasın. Mustafa'mı layığıyla yolcu etmek icap eder. Neyse. Sen niçin gelmiştin? Yemyelerse mevzu hallediyorum. Tahsisat ayrıldı. Gelecek. Anladım. Ben hünkârımızın kararını tebliğ etmeye geldim. Bu sabah kendisiyle görüştüm. Haremin idaresiyle alakalı karar verilmiş. Silsile gereği vekaleten yürüttüğünüz vazifenizi artık asaleten yürütmenizi buyurdular.
Teamüller Mahidevran'ın evladıyla gitmesini gerektirir. Ama gitmiyor. Bunun sebebini anlamıyorum. Bu ailenin iltiması. Vakti gelince gidecek elbet Hürrem. O güne kadar da haremin idaresinden Gülfem'le birlikte mesul olacaklar. Buna tahammül et. Ediyorum zaten. Aylarda neler çektiğimi bir ben bilirim. Ama madem böyle bir karar verdin, diyecek lafım yok. Tek dileğim, bu kararını tez vakitte bir daha gözden geçirmen. Hünkârım. Mihrimah, yaklaş. Benim parlayan ayım. Güneşim, gel otur. Baba, Hatice halamı çok özledim. Ne vakit gelecek Edirne'den? Haber saldım, yarın sabah dönmüş olur. Nihayet dönüyor sultanımız. Acaba nedir hali? İnşallah düzelmiştir. Malum, giderken bir hayli kötüydü. Beyhan hiç yalnız bırakmadı. Biraz uzak kalmak iyi gelmiştir. Beyhan halam da gelecek mi baba? Doyamadım ona. Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Sümbül ağam. Yahu yetti uzandığın. Kalk, beğen damını görelim. Ya işin gücün yok mu senin? Yok vallahi. Bütün gün oturuyorum boş boş. Kalk bari sevabına yardım et. Şunun şırasını döküver hadi. Bir sana kaldım ya ona yanıyorum. Güla gitti. Nigar gitti. Daha hatunum gitti. İyi işte. Meydan sana kaldı. Artık dilediğin gibi at koştur. Hürrem Sultanımıza da yanaşıverdin hemen. Huş be adam, huş be adam. Vallahi bu şurayı başından aşağı boşaltırım şimdi. Aha, celallendi. Yahu latife ediyorum ağam, kızma hemen. Koskoca sultanın peşinde koşmayacağım da senin mi peşinde koşacağım? Edepsiz. Koskoca sultan, elbet göreceğim ihtiyaçlarını. Uf! Ağzımın tadını bozdun ha. Ye ye, afiyet olsun. Sümbül ağam. Hı? Daha yahutun ne alemde acep? Ne bileyim ben. Sesi soluğu çıkmadı. Gerçi ne olacak? Dünya kadar malı mülkü var. Keyfi yerindedir şimdi. Gitmek mecburiyetinde değilsin dahi. Burada sana her daim ihtiyaç var. Eğer kalırsan hepimizi memnun edersin. Bilhassa beni. Bağışlayın beni hünkârım. Haremde ikamet etmemin bir manası kalmadı. Müsaade buyurun gideyim. Valide sultanımla geldim. Valide sultanımla gideyim. Eğer böyle huzura ereceksen... Validemin sana bağışladığı konak var. İlaveten bütün ihtiyaçların karşılanacak. Ayrıca bir isteğin olursa çekinme söyle. Benim ne isteğim olur ki hünkârım?
Rabbim size ve evlatlarınıza uzun ömürler versin. Amin. Müsaadenizle hünkârım. Koleyi validem için yapmıştım. Ona ait. Lakin vermek nasip olmadı. Bunu senin almanı istiyorum. Ne haddime hünkârım? Alacaksın dahi. Bunu validemden gayrı hak eden biri varsa o da sensin. Malum elinde büyüdüm. Üzerimde validem kadar hakkım var. Valide Sultan'ımın yadigarı olarak her daim kalbimin üstünde taşıyacağım. Ellerin dert görmesin dahi. Unutma, bu kapı sana her daim açıktır. Ne vakit istersen de. Ayşe Hatun, ne saklıyorsun sen? Hiçbir şey. Hususi bir eşya. Hususiymiş. Senin ne hususiyetin olur ki? Ne kocan var ne de çoluk çocuk. Orada burada hizmetçilik etmişsin yıllarca. Hoş, onu da nasıl yapmışsın pek anlamadım ya. Zira elinden bir şey geldiği yok. Arkanı hep biz topluyoruz. Biz çalışıyoruz, sen de yan gelip yatıyorsun burada. Ne yatması be hatun? Az evvel girdim odaya. Neyse söyle yapayım. Çarşıya gideceksin. Hanımın ısmarladığı kumaşlar gelmedi hala. Hemen al gel. Ben mi gideceğim? Yok ben gideceğim. Tabii ki sen gideceksin. Hadi yürü. Tamam giderim. Ha, fazla da oyalanma. Hemen al gel. Zira daha odunları taşıyacaksın. Bekle. Sultanım. Perçema, harekete geçme vakti geldi. Hatice Sultan yarın Beyhan Sultan'ın çiftliğinden ayrılıyor. Sarayına dönecek. Ne yapmamızı istersiniz? Nigar Kafa'nın yanına git. Karanlık çökünce evini götürün. Yarın bu iş bitecek. İbrahim Paşa'nın sonu geldi. Anladım sultanım. Derhal gidiyorum. Yalnız dikkatli olun. Kimseler görmesin sizi. Nigar'ı elimizden kaçırırsak her şey mahvolur. Gülşah'ın eline bırakma. Merak etmeyin sultanım. Ben bizzat alakadar oluyorum. Güzel. Benden haber bekleyin. Ne güzel vallahi. Burada tutulan sen misin ben miyim belli değil. Ayağına kadar hizmet ediyoruz. Sanki ben istedim burada kalmak. Bırak da gideyim. Cehenneme gidersin ancak. O vakit öldürün de kurtulayım bu çileden. Bana kalsa çoktan keserdim nefesini ya. Hürrem Sultan Hatice Sultan'ın dönmesini bekliyor. Yazık. Validemizin acısı dinmeden... Bir de İbrahim Paşa'nın yasını tutacak. Daya Hatun nasıl?
Bir haber var mı? Validemizin ölümünden sonra ayrılmış. Şimdi sultanımızın hediye ettiği çiftlikte sefa sürüyordur. Herkesi kendin gibi bilme Gülşah. Dahi Hatun validemizi çok severdi. Allah bilir ne haldedir şimdi. Kahrolmuştur. Sen kendi derdine yan. Hatice sultanımız bunu öğrenince kelleni alacak. Neyse kaderim, yaşarım. Fakat ben evladımı düşünüyorum. Onun için korkuyorum. Hiçbir günahı yoksa benim. O haltı yemeden önce düşünecektim bunu. Şimdi dövün dur. Ne fayda? Gülşah. Kaç zamandır bu odada kapalı duruyorum. Artık elim ayağım tutmuyor. Müsaade et de bir gün yüzü göreyim. Olmaz. Kaçacak değilim ya. Ormanın ortasındayız. Hem de bu halimle. Şu yemeğini bir zıkkımlan da düşünürüz sonra. Elleyip durma hatun, kirleteceksin. Yemedik ya malını. Almayacaksan çek git hatun. Ey gafil. Sen benim kim olduğumu bil. Yahu git. Kafama tez yani önünü. Hayırlı işler. Sağ olasın. Buyur hatun. Ne lazımdı? Çolakzadelerin hanından geliyorum. Birkaç sipariş varmış. Tamam, hazırladıydım. Selam söyle. Evet, sağ olasın. Hayatım. Daya hatunum, dur hele gördüm seni. Sen ne yapıyorsun burada? Ne bu halin? Yahu dilini mi yuttun bir şey desene? Biz seni çiftlikte sanıyoruz. Sen burada bu kılıkta, sırtında boçayla. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Eski bir ahbabım var, onun yanına geldim. Birkaç işim var, sonra döneceğim çiftliğe. Sen öyleyse sana mı kaldı taşımak? Onca çalışanım varken. Tek başıma geldim. Hatun yaşlı, kimsesi yok. Yardım edeyim dedim, elime mi yapışır? Kimmiş bu hatun? Sen tanımazsın. Neyse, hatun bekler beni. Hadi. Yahu dur hele, oturalım bir yol konuşalım. Sultanımız nasıllar paşam? Afiyettedirler inşallah. Daha iyiler Matrakçı, eksik olma. Böyle elin bir kayba tahammül etmek zor. Neyse ki kardeşinin yanında olmak onu bir nebze olsun teselli etti. Yarın dönüyorlar. Evlatlarınız da özlemiştir sizi. Paşa Hazretleri. Gel Mustafa Paşa. Hayırdır, bir şey mi oldu? Paşam, emriniz üzerine Figani ile ilgili tahkikatı yaptım. Efendi Hazretleri denilen meçhul zat her kimse onunla bir münasebeti olduğunu tespit edemedim. Lakin İskender Çelebi ile bir alakası var. Öyle mi? Neymiş alakası? Vakti zamanında Figani'yi himayesine almış. İskender Çelebi birçok şairi himayesine almıştı paşam. Figani de onlardan biridir. Peki madem öyle, neden ağzını açıp tek bir kelime etmedi bugüne kadar? Bilmez mi ki ben Figani'yi günlerdir zindanda tutuyorum? Çekinmiştir belki. Malum aranızda birçok hadise cereyan etti. Paşa Hazretleri, İskender Çelebi geldiler. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Gelsin.
Ağlar, siz çıkın. Yalnız görüşeceğim mahpusla. Ayaz Paşa'm, neden hala buradayım ben? Efendi Hazretleri neden çıkarmıyor beni? Emin ol, elinden geleni yapıyor. Konuştum mu yoksa onun hakkında? Haşa. Efendi Hazretleri'nin yoluna canım feda. Onun adını verir miyim hiç? Adını vereceksin Figani. Kim olduğunu söyleyeceksin. Aksel'de kimseye huzur yok. Nasıl olur paşam? Benim sanatkarlara hürmetim vardır paşam. Himayemde onlarca şair var. Sadece o da değil. Birçok kabiliyetli insanın yetişmesine destek oluyorum. Malumunuz bu devletin sizin gibi kıymetli devlet adamlarına ihtiyacı var. Pek güzel. Peki neden Figani'ye put diktirttiğimi söylettin? Heykelde bir sanat eseri değil midir? Ne haddime paşam? Ben şairlerin ne söylediğine ne yazdığına karışmam. Zira onlar her daim hür olsunlar ki bize hakikati söylemekten çekinmesinler. Hakikat? Sen benim heykellerime put diyorsun yani. Bu mudur hakikat? Sultan Süleyman Hazretleri!